Bir sağlıklı yaşam programında daha sizlerle beraberiz. Efendim bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. Girizgahta dinlediğiniz müzikten de gidiyoruz gündüz gece şeklinde dinlediniz. Orada da bahsedildiği gibi bu uzun hayat yolculuğunda bizim kahrımızı çeken, yürümemizi sağlayan dizler, dizlerin de içinde olan menüsküslerden bahsedeceğiz. Bugün konuğumuz Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Yılmaz Güvercin hocamızla beraber menüsküs sorunlarını konuşacağız. Efendim programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Herkese iyi akşamlar. Adım Yılmaz Güvercin. Yaşam öyküm Trabzon Çaykara ilçesinde başlamıştır. Daha sonra Trabzon'da ortaokul ve lise hayatımı tamamladıktan sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde üniversite hayatımı ve aynı üniversitede ortopedi ve travmatoloji uzmanı oldum. Ne zamandan beri burada çalışıyorsunuz? Ben yaklaşık olarak 6 senedir Rize'de çalışmaktayım. Yaklaşık olarak da 4 senedir Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde görev yapmaktayım. Yılmaz Hocam, şimdi ortopedi gerçekten çok geniş bir konu. Bunun değişik vücutta değişik parçaları var ama bunlardan en önemlisi belki de diz sorunları. Çünkü insan yürümek için yaratılmış bir canlı. Yürümeye göre dizayn edilmiş daha çok ama bu yürüme sırasında belki de en önemli vücudun parçası dizler ve dizlerin içinde de menüsküs. Nedir hocam bu menüsküs? Menüsküs diz ekleminde hareketi sağlamak için hareketi sağlayan yapısal organlarımız. Aslında menüsküs nedir sorusu? Kaval kemiğimizle uyluk kemiğimiz arasında menteşemiz var ve bu menteşe insanların yürümesini, koşmasını, hareket etmesini, atlamasını, zıplamasını sağlıyor. Menteşenin arasında o menüsküs dediğimiz fibrokartilaj daha çok mikamsı yapı, yani daha yumuşak yapılar olmasa insanlar bu işi yapamazlar. Yük çünkü üstten alta doğru uyluk kemiğinden kaval kemiğine yüklenecektir ve kısa zamanda eklemlerde dejenerasyon sıkıntılar oluşacak. Yani dizlerin arasında bir yastıkçık görevi yapıyor. Eklem dokusu mu diyelim ona? Eklem demeyelim de dizlerin bariyer diyelim. Bariyer. Onun içi neden yapılıyor? Böyle yapısal olarak? Yapısal fibrokartilaj dediğimiz daha çok süngerimsi bir yapı mı? Süngerimsi de biraz mika arasında bir yapı. Gençlerde daha yumuşaktır ama yaşlarda gittikçe daha yaparak. Gücü emiyor değil mi? Bu arada bir numaralı görüntüyü verebilir miyiz? Ekranın yanında orada geçerken. Daha iyi izleyicilerimiz de görecektir. Sonuçta diz iki tane bir bacak anatomisinden bahsedersek kısaca uyluk kemiği kaval kemiği var. Dizi oluşturan yapılar. Bunların arasında diz var. Dizlerin kenarlarında bağlar var. Bağları var. Ve içlerinde de menüsküsler var. İçinde bağlarımız var. Sinovial sıvısı var. Dizin kayganlaşmayı sağlıyor. Mesela hocam burada görüyoruz mesela. Burada mesela yanlarda menüsküsleri ortada yuvarlak şeklinde, yarım ay şeklinde görülenler menüsküsler. Üst tarafta diz kapağını görüyorsunuz. Evet. Buradan diz kapağının... Bakın şurada kırmızı olarak, diğer küçük şekilde kırmızı olarak görülenler menüsküslerimiz. Evet. Bunlar işte fonksiyonları daha çok nelerdir bunların fonksiyonları? İşte bu yük i̇şte taşıma... Yılmaz Hocam işte iki yanda hilal şeklindeki yapılar. Yapılar. Hatta orada bir tanesi de yırtık oluşum. Birazdan konuşacağımız şeyler de görünüyor. Var orada yırtık görünüyor. Yırtık oluşumu var. Yük taşıyorlar, şok emiyorlar. Ne yapıyorlar? İşte eklem hareketini sağlıyorlar. Mesela dizi germeyle ya da diz hareketlerinde ne oluyor? Menisküsler yer değiştirerek dizin birbirinin üzerinde kemiklerin kaymasını sağlıyorlar. Arada sinovial sıvı da tabii buna katkı sağlıyor. Ve böylece diz şok absorbe oluyor. Dize gelen yükler dağılıyor. Arabalardaki amortisör gibi bir görevi mi var? Tabii. Çok güzel amortisör gibi görevi var. Şok absorbe ediyor. Ve böylece mesela ne söyleyeyim? Müthiş bir organ. Evet. Peki bu menüsküs önemli bir yapı. Çok ciddi görevleri var bahsettiğiniz gibi. Peki bu menüsküsün hastalıklarında
şikayetler neler oluyor? Özellikle hastalarda neler görüyoruz biz? Şimdi menisküsün... Menisküs rahatsızlığı olan hasta nasıl geliyor size daha çok? Menisküs rahatsızlığı genelde akut menisküs rahatsızlıklarından daha çok hastalar geliyor. Akut dediğimiz acil olanlar mı? Yani şöyle, daha erken evrede olan. Erken evrede ne oluyor? İşte atlama, zıplama, işte spor yaralanmasından hasta dizinde darbe alıyor. Spor yaralanması demişken biz daha çok hani halkımızda neye aşina? Özellikle futboldan dolayı biliyoruz. Hani menisküs yaralanması var. İşte sahalardan diyorlar 6 ay uzak kalıyor falan. Özellikle spor yaralanmaları da oluyor ama bizim bölgemiz itibariyle de bakarsak hani yük taşıma oranı çok fazla. Çay işçileri var. Bunlar ağır yük taşıyorlar ve ani hareketleri oluyor. Bu aşamada dizin mesela şöyle dizi gerip açarken diz dönme hareketine maruz kalırsa denge bozuluyor. Denge bozulunca o menisküsü yırtma ihtimali yükseliyor. Yani ani olarak ani yük taşırken dönme bacağın dönmesi. Doğal olarak bizim bölgemizde çok yapılan bir hareket. Mesela patika yolda giderken yürürken düşüyor. Hasta şey yapıyor, dönüyor. Yük sırtında olduğu için yükü düşürmemeye çalışıyor. Bilmem. Ve böylece kısır döngüyle hastalar geliyorlar. İlk olarak hasta acil olarak geldiğinde ne tür şikayetler oluyor? Genelde ne oluyor? Dizinde şişlik oluyor. Tabii dizinde ne için şişlik oluyor? Dizinde bir kanama oluyordur. Dizde kanama kendi kendini sınırlandırıyor ve böylece şiş bir dizde geliyor bize. Ne oluyor daha sonra? Diz hareketleriyle ağrılar artıyor hastanın. Diz hareketlerinde ağrılar artıyor. Ondan sonra hareket kısıtlığı zaten oluyor hastada. Korkuyor hasta hareket ettirirken. Yani kısıtlıyor mu bir nevi? Kısıtlıyor. Bir de etraf dokuları sadece menisküs yırtığı değil. Bunun etrafta işte bağlarda sıkıntı oluyor. Böylece etraftaki kaslar spazma vuruyor. Yani kaslar kasılıyor ve diz hareketlerini kısıtlıyor. Hem menisküsün kendisi hem etraf dokular diz hareketlerini kısıtlıyor. Değil yani şöyle kısaca özetlersek dizdeki o menisküsteki etkilenme daha dolayısıyla vücut kendini bir şekilde korumaya alıyor. Aynen öyle. Yani o menisküslerini daha fazla hareket bilmesin, yük bilmesin diye oradaki kasların da gitgide hareketsizleşmesine neden oluyor. Bu da hastada şikayetlerinin daha çok artmasına daha neden çok artmasına oluyor. Mesela sizin en çok karşılaştığınız hasta neyle geliyor daha çok? Bize yani, daha çok dizde ağrı kilitlenme ile geliyor. Dizde ağrı kilitlenme. Yani diz ağrısı şimdi şöyle herkes kendini menisküs hastası diye tanımlıyor ama öyle değil. Diz ağrısı tabii bir komplike bir sebep. Evet, bütün hepsinde, yani bütün diz ağrısı bütün, deyince hepsi içine giriyor. Ardından kilitlenme oluyor, şişliği oluyor. Yaptığımız testlerde pozitif bulgular alıyoruz ve böylece biz hastanın menisküs hastası, menisküs yırtığı olduğuna ya da değişik menisküs problemleri olduğuna kanaat getirmeye çalışıyoruz. Evet. Peki hocam özellikle biz hani hem doktor olarak hem de yakınlarımızdan duyuyoruz. Mesela boşluğa basma hissi, merdiven çıkıp inerken zorlanma. Olabilir. Bunlar özellikle menisküste görülen problemler midir? Menisküste daha çok görünmek kaydıyla diğer bağ hastalıklarında da birazdan bahsedeceğiz önce yapacağız bağ rahatsızlıklarında da aynı semptomlar olabiliyor. İnerken ağrı daha spesifiktir menisküste. Yani diz çok, ağrısı hareketlerle tabii, böyle merdiven inerken zorlanıyor bu hastalar genelde. Daha çok merdiven inerken zorlanıyor. Zorlanma gibi şikayetler oluyor hastanın. Siz peki muayene yaptığınız zaman muayenede nasıl nelere dikkat ediyorsunuz muayenesinde? Şimdi hasta bu şekilde bizim karşımıza çıkıyor. Bizim işte şüphelendiğimiz bazı durumlar oluşuyor. İlk önce tabii yaygın problem menisküs olduğu için menisküsü ekarte etmemiz gerekiyor. Menisküs yırtıklarında ne yapıyoruz? Hastanın işte dizini açık kapatmasını istiyoruz. Çünkü diz tam düzelmezse biraz daha acil pozisyon alıyor. Çünkü bizim kendi menisküsün tam kopması anlamına geliyor. Kova sapı yırtığı dediğimiz yırtık oluşuyor. Ve böylece hastanın daha erken cerrahi adayı yani oluyor. Yani siz hastayı aldığınız zaman muayene açıp ederken kapatıyoruz. Dizini açıp kapatmasını, bunda hareket kısıtlılığı olup olmadığına bir bakıyoruz. Evet. Ardından işte kendi testlerimiz var. Dizde rotasyon hareketleri, döndürme hareketleri. Dizi döndürüyorsunuz. Döndürürken menisküsü sıkıştırmaya çalışıyoruz. Kendi içine sıkıştırıp atlamasını sağlıyoruz ve böylece ses geliyor. O sesi alınca daha çok şüphemiz daha çok artıyor. Anladım. Bir ses duyuyorsun. Peki bazen hastalar da bunu söylüyor. Mesela dizimden ses geliyor falan diyor. Bu da bir nevi sizin şüphenizi daha da arttırabiliyor. Tabii şöyle ki. Dizinden ses gelmesi. Tabii. Mesela eğilip kalkarken, mesela o da özel testtir. Eğilip kalkarken hastalar ondan bahseder. İşte dizimden ses geliyor mesela ondan bahseder. O kendisi zaten testtir. Evet, onun kendisi. Ya onu zaten biz hastaya yani eğilip bakmak. Eğer bizimden ses geliyor deyince psikiyatriye göndermiyorsunuz yani. Yok psikiyatriye göndermiyoruz ama birkaç defa tekrarlarsa hani. Yani
Hasta geldi. Öncelikle dizini muayene ediyorsunuz. Çeşitli yöntemleriniz var diz muayenesi sırasında. Tabii günümüzde çok etkili görüntüleme yöntemleri var. Şüphesiz bu görüntüleme yöntemlerini siz efektif olarak kullanıyorsunuz. Aynen öyle. Yine biz çevreden de duyuyoruz. İşte spor yaralanmalarında öğrenci özellikle MR'a gönderildi. MR çekildi falan diyoruz. Siz bu problemlerde özellikle MR çekiyor musunuz ya da başka görüntüleme yöntemleri şimdi kullanıyor musunuz? Direkt grafileri kullanıyor musunuz? Önemli bir konu var. Önemli bir konudan bahsediyorsun. Şimdi vatandaşlar ya da burada halkımız şeydir. Herkes MR istiyor ve MR'la olayı çözebileceğini zannediyor ama böyle değil. Yani şimdi direkt değil. MR'la hastalığı tanısını koymak işte budur demek değil. Değil. Daha öncelerden biz bu işlere ilk başladığımız zamanlar çok MR tercih edilmezdi. Biz klinikle tanıyı koyardık. Muayeneyle koyuyorduk. Hastanın söyle şikayetleri var. Anamnez işte klinik muayenemizle hastanın tanısını koyabiliyorduk. Ve böylece hastaya gerekli işlemleri yapabiliyorduk. Daha sonradan MR spesifik olarak çıktı. %90'ların üzerinde bir tanı koyma şeyi var. Ama MR ne yaptı? Doktorluğu biraz görüntüleme yöntemine yaptı. Kaydı. Yani MR hastalığın doktoru değil, sadece tanısında işe yarayan bir yöntem. Yani MR ama MR'ı temiz çıkıp da menisküs olabilen hastalarda vardır. Yani vardır, MR o zaman %100 tanı koyuyor, MR değil. Yani hasta geldi, MR çekildi. MR'ında menisküs çıkmadı. Evet, kurtuldum. Bende hiçbir şey yok. Değildir. Yani bu evet çok güzel bir noktaya temas ettiniz Yılmaz Hocam. Bu çok önemli. Çünkü halkımız MR'la gerçekten söylediğiniz gibi MR'la her şeyin halledileceğini düşünüyor. Yani öyle bir şey ki biz bunu özellikle vurguluyoruz. Zaten bakanlığımızın da projesi bu. Yani böyle çaya çorbaya MR, tomografi, ultrason çok da dönemi aslında çok da gerekli şöyle değil. Şöyle söyleyeyim ben. Şu gördüğümüz, çektiğimiz basit düz filmler bile bazı durumlarda MR'dan çok daha değerli oluyor. Evet. İnsanlar bunun farkında değil. Mesela dizde menisküsten bahsediyoruz. Menisküste dejenerasyonu görüyoruz. Yani yaşlanmayı biz diz filmde görebiliyoruz. Menisküsün yırtığının ekleme vereceği zararı tecrübeli gözlerle görebiliyoruz. Dolaylı olarak da görebiliyoruz. Kemikte şeyde oluşturabilecekleri işte kemik etrafındaki çıkıntıları onları görebiliyoruz. Kistleri biraz ilerlemişse kistleri görebiliyoruz. Yani düz filmi biz zaten fikrimizi ortaya koyuyoruz. Ama insanlar yani şimdi öyle bir oldu ki insanlar daha sonra işte tedavi diye geçince hani artroskopi önerdiğimiz zaman hastalara MR'sız artroskopiye girmiyor. Ameliyathaneye girmemeye çalışıyor. Ha ne kadar doğrudur bilemiyorum. Yani, tabii siz de biraz da kendinizi hani garantiye almak için olsun ya da tanınızı desteklemek için olsun MR'ı istiyorsunuz. Biraz da mecbur kalıyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani biraz değil çok mecbur kalıyorsunuz. Mecbur kalıyorsunuz. MR'da olmasa biz sadece tanımızla, klinik bulgularımızla menisküs tanısı koyabiliriz. Menisküs için yani sadece menisküs tabii MR'ın da çok değerli olduğu durumlar yani onu göz ardı edemeyiz. Ama sadece menisküs için çok MR'a yani ihtiyaç olmadan şey yapabilir ama işte etraf dokularda, bağ dokularda, dizde başka patolojiler yani bunlar için MR tabii vazgeçilmez. Peki bir son dönemde hocam özellikle yumuşak doku ultrasonları da kullanılıyor. Bunun acaba diz problemlerinde de faydası yeni kullanılmaya başlandı. Menisküste de kullanılmaya başlandı. Biz hatta 2-3 sene önce biraz bakmaya başlamıştık onlara. Burada onlarla da tanınabiliyor. Daha zararsız, daha kısa süre. Yani menisküsleri görebiliyoruz. Onlarla görebiliyoruz. En azından kafamızda zaten olan fikirleri biraz daha netleştirmeye çalışıyoruz. Evet. Şimdi hastamız geldi, diz ağrıları, şikayetleri var, boşluğa basma hissi var, merdiven inip çıkarken zorlanıyor, diz ağrısı, şişliği falan var. Geldi, siz hastayı muayene ettiniz, film de istediniz ve filmlerde de menisküs tanısı tamamen konuldu hastada. Siz öncelikli olarak her menisküs hastasını ameliyat mı ediyorsunuz? Yok, her menisküs hastası ameliyat olmuyor. Şöyle ki nedir bu tedavi algoritmanız? Tedavi seçiminiz nedir? Şöyle ki hasta geldi işte ek problem olmadan menisküs yırtığı var hastanın. Daha hastanın ilk önce ne yapıyoruz? Zaten acilden geldiyse bize hemen işte klasik olarak buz, bandaj, elevasyon tedavisi. Evet, hocam bunlar özellikle önemli. Hani çünkü bazı şeyler basitçe halledilebilir. O yüzden halkı da muzla bilinçlendirmek açısından. Yani yapıyoruz? Her hasta ben menisküs oldum eyvah
işte ameliyat olacağım değil. Öncelikli olarak bir buz uygulaması yapıyorsunuz acil gelen hastalara. Buzu da, tabii buzu da biraz açalım. Buz uygulaması. Buz, evet, buz uygulaması nasıl yapalım, hocam? Buzdolabından çıkıp buzu kova şeklinde koyarsanız o cildi yakıp ondan sonra başka problemlerle gelirsin. Nedir hocam bu buz uygulaması? Şöyle, yani burkulmalarda işte çıkıklardan sonra, işte redüksiyon yapıldıktan sonra veya da yumuşak doku yaralanmalarında, spor yaralanmalarında biz buz uygulamasını saatte 10 dakika ilk 24-48 saate yaymak koşuluyla ekstremitenin üzerine bir bez ve onun üzerinden buz uyguluyoruz. Evet. Ekstremite direkt temas istemiyoruz. Buz kalıpları olabilir herhalde. Olabilir. Buzdolabına buzdolabı. Yani bu ilaç eczanelerde bildiğimiz buz aküleri var. Ya da onlar da biz buzu beze sarıp evdeki buzu beze sarıp işte onu naylon torbaya koyup daha sonra beze sarıp konulabilir. Peki biz hocam bu konular önemli olduğu için ben şey yapıyorum. Mesela özellikle futbol maçlarında hani görüyoruz. Mesela hasta, sporcu hemen yaralanıyor, yere düşüyor ve geliyorlar bir sinek spreyi gibi bir sprey sıkıyorlar ve sporcu ayağa kalkıyor. Ayağa kalkıyor tabii. Onun yani anestezik etkisi var. Onun o etkisi içinde soğuk olması. Yok, bir de anestezik etkisi var. Anestezik etkisi de var. Tabii orada lokal uyuşturma etkisiyle beraber. Hem uyuşturuyor onu hem de soğuk etkisi de var. Beraber. Etkisiyle beraber ayağa kalkıyor. Bunun bir nevi buz uyguluyorsunuz. Saatte 10 dakika olarak saatte 10 dakika şeklinde yapıyoruz. Buz çünkü uyguladınız. Buzu cildin üzerine özellikle önemli olan şey cildin üzerine direkt temas olmaması gerekiyor. Neden hocam direkt cildin üzerine? Yanıkları yapıyor. İnsanlar tabii cildin üzerine koyuyor sanıyor bir şey olmayacak. 15-20 dakika kalktığında kaldırıyor bakıyor. Böyle kıpkırmızı oluyor. Cilt yanıkları oluyor. Ameliyatlara yani kadar gidip kaş yaparken göz çıkarmak gibi bir şey oluyor. Ağrısını daha da arttırmış oluyor. Tabii. Ameliyatlarla ameliyatlara bile gidiyor o cilt yanıkları. Bazen graf koymak gerekebiliyor. Çok ciddi. Onun için ciddi sıkıntılar olabiliyor. Yani buz koyarken bile dikkat etmek gerekiyor. Aynen. Altına bez yerleştirmek gerekiyor. Bu çok güzel bir bilgi hocam. Onun haricinde başka ne veriyorsun? Elevasyon yapıyoruz o hastalara. Elevasyon dediğiniz kat seviyesinin üzerine çıkması lazım. Ekstremite mesela nedir? Hastayı yatırıyorsunuz. Yatırıyorsunuz. Dizin altına yastık koyarak o şekilde kat seviyesinin üzerinden hematomu azaltmaya, yani kanamayı azaltmaya dizini çalışıyor. Dizini yukarıda tutuyor. Tutarak, böylece şişliğini azaltıyor. Tabii dönüş artıyor. Venöz dönüş artıyor ve böylece iyileşmesi. Bu ne kadar sürüyor hocam? Böyle değişebilir tabii. Tabii değişiyor ama. Kliniğe göre değişiyor. Ortalama olarak birkaç gün yapmak gerekiyor. Birkaç gün yapabiliyorsunuz. Peki bu arada bir ilaç tedavisi oluyor mu? Yani hastada? İlaç tedavisi bence şöyle antiinflamatuar verilebilir ama antiinflamatuar dediğiniz yani ağrı kesici anlamında verilebilir ama çok bu söylediğimiz işte elevasyon, buz, işte bandajlama işte teknikleriyle beraber bence ilaç tedavisi. Bandajlamayı hocam nasıl oluyor? Bandajlama dediğiniz? Elastik bandaj işte ayak parmağından uyluğa kadar, ben şey için söylüyorum, akut diz yaralanması için söylüyorum. Evet. Ayak parmağından uyluğa kadar elastik bandajlar var. Eczanelerde satılır. Bunu kim uyguluyor, sarıyor? Hasta yakınları mı yoksa? Biz sarıp hasta yakınına gösteriyoruz. Hasta yakını daha sonra çok kolaylıkla yapabiliyor. Şu ama şöyle bir şey var. Bazı bu bandajlar gevşeyebiliyor, çıkabiliyor ya da onu hasta yakınları daha sıkı sarabiliyor. Ondan da hastalar bazen zarar görebiliyor. Şimdi onun nasıl sarılması gerekiyor? Onu söyleyeyim, yani? Onu söyleyeceğim. Şimdi kendi kuvvetiyle beraber sarılması gerekiyor. Ne çok gergin ne çok sıkı. Yani. Kendi kuvvetiyle beraber elastik bandajın bir elastikiyeti var. Tam çekmeyeceksiniz, tam da gevşek kalmayacak. O şekilde distalden başlayıp yani parmaktan başlayıp yukarıya doğru çıkmak gerekiyor. Ve her üste geçtiğinizde diğerinin yarısını kadar alması gerekiyor. Yani şöyle sararken şu 3-4 parmak sarıldı mı şöyle sarıyorsun, böyle sarıp böyle çıkıyorsun. Aralıklı değil de birbirinin üzerinde yarım çıkacak şekilde. Şöyle. Ne çok sıkmadan, çok da gevşek bırakmadan. Amaç orada sabitlemek gibi bir şey. Sabitlemek işte orada kompresyonu yaratmak. Yani ekstremitenin kompresyonu. Ama bu arada hastalarımız şimdi özellikle bizde şimdi insanlar tedaviden kasıt şöyle algılıyorlar. Yani insanın ağrısı yoksa düzelmiştir. Ağrısı varsa hala hastalık devam ediyordur. Bu kısmen doğru. Ama hasta bu şartlarda hani
bir ağrı kesici ilaç kullanmadan da rahatlayabilir rahatlayabiliyor, mi? Rahatlayabiliyor, rahatlıyorlar. Yani ağrı kesiciye de çok karşı değiliz zaten. Çok ama karşı yani, ama şeyi azaltmak için, semptomları azaltmak için bence bunlar daha önemli. Şikayetleri azaltmak için ilaç tedavisinden daha ziyade, bu soğuk uygulama, bacağın istirahat edilmesi için biraz hafif yukarıya kaldırılması ve özellikle bandajla sarılmasını daha önemli olarak vurguluyorsunuz. Efendim çok güzel, gerçekten programımız çok güzel bilgilerle devam ediyor. Biz de bu arada bilgilerimizi taze ediyoruz. Yani ben ortopediyi gerçekten seviyorum. Göz doktoruyum ama internken, yani 6. sınıftayken bir ay ortopedi stajı yapmıştık. Buradan da bir anekdot bahsedeceğim ve oradan hocalarımıza da sizin de hocanız olduğu için saygılarımızı iletelim diyorum. Şimdi konumuz menisküs. Bize Ahmet Uğur Turan hocamız vardı, Profesör Doktor Ahmet Uğur Turan. Bize menisküs anlatırken arkadaşlar, menisküs Çanakkale'deki askerler gibidir. Biri yıkılsa, yırtılsa, bozulsa bile diğeri onun vazifesini alır, görevine devam eder demişti. O söz benim hala aklımdadır. Yani menisküs gerçekten öyle bir organ mıdır? Ahmet Hoca tabii bu işlerle çok ilgileniyor. Çok sağ olsun. Bu sizin de hocanız olduğu için. Bu işleri, bizlere öğreten kişidir kendisi. Evet. Zaten kendisi bu işlerle çok ilgileniyor ve çok da bence çok değerli de bir bilim adamıdır kendisi. Bilim adamı. Evet. Biz kendisini de buradan saygıyla saygılarımızı sunalım. Aynen, anlatalım. Efendim şimdi menisküsü başlangıcından itibaren geldik. Acil olarak menisküs nedir, nasıl tedavi edilir, onlardan bahsettik. Peki hasta acil, bu şikayetleri hastanın düzeldi veya düzelmedi. Aradan zaman geçti, hasta düzeldi diyelim. Artık bu hasta ile bizim bir ilişkimiz yoktur. Menisküsü düzelmiştir diye hastayı gönderiyor muyuz artık? Diyemeyiz aslında, şöyle ki yani tabii onun kendi içinde bazı şeyler var. Menisküs nedir? İşte MR çekiyorsun hastanın, mesela menisküsün bazı bölgelerinde kanlamanın azdır. Kan ya da yoktur. O bölgede yırtık varsa o yırtık pek de düzelmiyor. Ama hastanın semptomları azalıyor. Evet. Yani yırtık var ama var hastanın şikayetleri azalıyor. Onları takip ediyoruz. Çok şey değil. O hastalara dokunmuyoruz. Yani bu da çok güzel. Yani her menisküs hastasını acil ameliyat yapmıyoruz. Ama ne diye bir şey yok dediğimiz, işte düşük, çok ufak yırtıkları vardır. Onları şey yapıyoruz. Bazı hastalar işte çok yırtığı oluyor. Semptomlar azalıyor ama yırtık çok. Her diyelim yürürken, işte her bir yerlerden atlarken, her dizini döndüğü zaman bu semptomlar kendisini kilitlenmeyle belli ediyorlar. O zaman bu hastaya ameliyat öneriyoruz. Ya da işte ağrısını geçmeyen hastalara ameliyat öneriyoruz. Bazı yırtıkların kendi şeyinden dolayı, özelliklerinden dolayı ameliyat önerdiğimiz hastalar oluyor. Yani hastalar, bir sıralamanız var anladığım kadarıyla. Aynen, bir sınıflandırıyorsunuz hastaları. Herhalde görüntüsel olarak yırtığına göre bir dereceye koyuyorsunuz. Hepsini beraber şöyle dörde kadar değerlendiriyorsunuz. Hafiften bölgesine, bölgesine kadar. Yalnız her hastayı ameliyat etmiyorsunuz. Şikayetlerine bakıyorsunuz hastanın. Aynen. Kimi hastanın yırtığı çok olabilir ama hiçbir şikayet olmayabilir. O zaten ameliyat olmaz. Kimi hastanın da zaten şikayet olmadığı için de hani yok koruyucu amaçlı. Doğru, insanlar çok olmaz. Semptomlara bağlı ameliyat olur insanlar. Evet. Onun için o ameliyat olmaz. Ama çok küçük yırtığı olup da, yani şöyle bir şeyden bahsediyorum hocam. Şimdi artık gerçekten filmler dolaşıyor ortalıkta. Mesela bir doktor arkadaşımız ameliyat öneriyor o hastaya. Bunun bir yakını oluyor ya da bir başkası oluyor. Filmini alıyor, CD'sini. CD'de MR'ı var, filmleri var. Filmine bakıyor. Filmde menisküs çok küçük. Diyor ki doktor, tanı yanlış yani. Buna ameliyat etmeye gerek yok. Bu sefer hastalar arasında da bir güvensizlik. Aynen. Yani çünkü bir doktor ameliyat olacaksın diyor. Bir doktor hayır, ameliyat olmana gerek yok diyor. Yani burada filmden ziyade hastanın şikayetleri ve onu muayene eden doktorun kanısı da önemli anladığım kadarıyla. Yani çünkü bunun şeyi 2 ile 2 4'ler gibi bir şey değil bu. Anladım. Değil yani, böyle hepsini toplayacaksın, işte hastanın şartlarını toplayacaksın. Bir değerlendirme yapacaksın. O kişiye göre değişiyor bunlar. Ama bazı durumlar var. Kesin ameliyat endikasyonları var.
Onları zaten kaçınılmaz. Mesela dizinde kilitlenme varsa bu hasta ameliyat olacak. Kilitlenme varsa bu hasta ameliyat olacak. Buna yapacak bir şey yok. Ha, kendisi redükte edebilir onu. Redükte et, yani diğerinin kendisi yerine getirebilir onu, kilitlenmeyi açabilir, bir şekilde açılabilir. Ama 3-5 gün sonra ya da 1 ay sonra yine o dizi kilitlenecektir. Evet. Peki hasta, evet siz doktor olarak diyorsunuz ki kesin ameliyat olman lazım. Fakat hasta diyor ki hocam ben ameliyat olmasam neler yapabilirim? Yani hasta ameliyatı kabul etmiyor. Siz onun haricinde ilaçlar ya da fizik tedavi ya da bandaj... Evet. Farklı olarak neler öneriyorsunuz? Şimdi fizik tedavi öneriyoruz. Fizik tedavide de şöyle, diz çevresi kasları güçlendirerek menisküse işte yapısından dolayı oluşacak o yükü azaltmaya çalışıyoruz. Yani yandaki bağları kuvvetlendirerek. Kasları kuvvetlendirtiyorsun, menisküse gelecek yükü azaltıyorsun, hastanın semptomlarını azaltıyorsun. Bu peki fizik tedaviyle mümkün oluyor mu? Oluyor. İşte. Kısmı, peki yani bir kısmı hasta fizik tedaviye gelmek istemiyor bazıları. Çünkü bazılarının gerçekten hastane fobileri var, yani hastaneye gelmek istemiyor. Peki bunu dışarıda, yani... Güçlendirme deyince insanlar, hani kas güçlendirme deyince evet. Bunu spor salonlarında da yapabiliriz diyor. Bu arada bizim rejimizdeki arkadaşımızın da menisküs problemleri olduğu için o da sor diyor yani. Çok dikkatli. Ona, o da zaten. Bağlarını kuvvetlendirmek için ne önerebilirsiniz mesela en başta? Şimdi ona ne önerebiliriz? Spor salonlarında bazı hareketler, bizim istemediğimiz hareketler, biz izometrik egzersizleri istiyoruz. Nedir? İşte quadriceps egzersizleri dediğimiz, dizin altında yumurta varmış gibi bastırmak dizi, yani, düz kaldırmak, düz kaldırmak. Belli bir şeyden sonra, seviyeden sonra dizi düz bastırıyorsun, dizin arkasında yumurta olduğunu düşünelim. Ha, yani ne onu kırmayacak onu. Şekilde. Kırmayacak şekilde, evet. Ama dizi bastırıyorsun. Bastırıyorsun. Bastırdıktan sonra ona kadar sayıyorsun. Bırakıyorsun. Onu saatte 10-15 yani dakika yapıyorsun. Yani bunu evde de yapabilir hastalarımız. Çok rahat. Evet, bu da çok güzel, çok pratik bir bilgi. Yani bu hem menisküs ameliyatı olan için de belki içinde, geçerli. Aynen, olmayan için de geçerli. Yani dizin altında bir yumurta varmış gibi onu bastırmak, ama ne çok fazla, çünkü fazla bastırınca kırılma riski var haliyle. Ne de az bastırmak. O kıvamda bastırmak. Bunun için belki pimpon topu da kullanılabilir. Belki beyzbol topu falan kullanabilir. Yastık falan da kullanılabilir belki evde. Yani çok ezmeyecek şekilde yastık falan da kullanılabilir herhalde. Bu da gerçekten güzel bir bilgi. Aynı şekilde düz kaldırma da olabilir. Düz bir şekilde kaldırıyorsun, ayağını düz olarak kaldırıyorsun. Bir ona kadar sayıyorsun, bir bastırıyorsun, ona kadar sayıyorsun, düz kaldırıyorsun, düz öndeki kasları germiş oluyorsun. Düz yani buradaki etraftaki kasları güçlendirerek dolaylı olarak menisküse binen yükü azaltmaya çalışıyorsun. Evet. Palyatif tedavi gibi bir şey. Palyatif tedavi gibi. Şimdi bunun haricinde, şimdi insanlar gerçekten artık tıptaki gelişmelere binaen, yani ameliyattan çekiniyor. Aslında eskiden daha çok ameliyat yapılırdı. Daha sıkıntılıydı ameliyatlar. Ama ona rağmen daha çok ameliyat yapılırdı. Şimdi daha kolay ameliyatlar var. İnsanlar ama daha az tercih ediyor ameliyatı. Belki bunda haklılık payı da var. Yani ameliyat son çare olmalı. Yani çünkü tedavi, bizim algoritmamız, tedavi seçim sıramız da böyle. Mesela dize iğneleme yöntemi çok meşhur. Ama bunun için oluyor mu onu bilmiyorum açıkçası. Menisküs için iğne çok elverişli değil. Yani iğne çok çok şey yapmaz. Yani menisküs oradaki iltihabı kırmak için, o iltihabı bir durum, inflamasyonu kırmak için belki yani faydalı olabilir yani, ama çok önermiyorsunuz. Çok önermiyoruz. Yani şöyle yapılıyor. Peki, dizlerde bazen ağrı kesici iğneler yapılıyor. Diz ağrısı çok olan insanlara ağrı kesici iğneler yapılıyor. Peki bu eklem bağ sıvısı denen sıvılar var. Sodyum hiyaluronat gibi viskoelastik materyaller var. Bunları oraya hani enjekte edip, oraya zerk edip, hani orada böyle bir yastıkçık gibi görev yaptırabiliyor musunuz? Yok, böyle bir şey. Yok, o daha çok kireçlenmelerde falan eklem olur. Hasarlarında aynen, yapıyorsunuz. Aynen. Peki bir de trombositten zengin tedavi. Meşhur tedaviler biraz, olduğu için o konu söylüyorum. Biraz yani PRP tedavisi. Sizde, çünkü son günlerde çok böyle konuşuluyor. O konu biraz karışık. O konu şöyle. Yani hastayı kendi kanından tedavi etme gibi böyle zararı yok. Çok büyük laflarla da geliyorlar. Hani aynen, kendi kanıyla tedavi oldu falan gibi. Yani onun zararı yok. Yani sonuçta kendi zararı yok. Ama faydası olduğunu da ben çok düşünmüyorum. Düşünmüyorsunuz. Yani bunun
yaptığımız hastalarda çok bir şeyini görmedik. Biz de bir ara birkaç tane yapalım dedik, bir bakalım nedir ne diye de çok faydasını görmedik. Görmediniz. Çok faydalı. Yapan arkadaşlar var, onlar da faydasını gördüğünü söylüyor. Çıkan yayınlarda bakınca işte onlar da ortada kalıyor. Yani dünya ikiye ayrılmış gibi. Dünya tıp ekolü de bunda konuda tam bir karar vermiş beraber. Birliğine varmamış. Varmamış ama daha ağırlıklı yapmamak gerektiği daha ağırlıklı gibi duruyor. Ama yapılsa da bir zararı olmayabilir. Belki hastaya zararı yok. Ama yapılırsa belki bir faydası olabilir ama daha çok ağırlıklı gelen literatür bilgilerine göre bir nebze olsun sanki yapılmamasına kaymış gibi duruyor. Yani hasta ameliyattan kurtulamıyor anladım. Yani biz onu bize kafaya taktık, hastayı ameliyat edeceğiz. O hasta ameliyat olacak. O masaya gelecek hasta. Şimdi hocam geldik en önemli konuya. Tabii siz bir ortopedist olarak yani bir cerrah olarak ameliyatı en son çare olarak düşünseniz bile kaçınılmaz olarak görüyorsunuz eninde sonunda. Aynen. Özellikle kilitlenmesi olan hastalarda bunu önemsiyorsunuz. Peki hastanın ameliyata gelmeden önce ben hala ameliyattan kurtarmaya çalışıyorum. Yani, sanki tahliyecisiniz. Siz de cerrahsınız. Yani ben şöyle yapalım hastalarda... ameliyatı kurtulalım. Asıl o zaman kurtulacağız. Yani doğrudur. Bir ameliyatı yaparsa bu yeter artık diyorsun yeter. Ama ben hocam hastalardan tarafa biraz tamam biz de tarafız ama yani ameliyat... Yani, ama tabii şöyle bir şey de var. Şimdi biz de cerrahız. Yani hasta o an ameliyat olmasa bile hasta 2-3 yıl sonra ameliyat için gelecek. Yani biz biraz da zaman kazandırıyoruz hastaya. Çok güzel yani, söylediğiniz. Hasta belki kaçıyor gibi oluyor ama eninde sonunda geliyor. Ama tabii sonda yapmak daha iyi belki de. Çünkü belki hastanın alacağı fayda hastayı daha memnun edecektir ama o kritik karar da çok önemli hocam. Yani tam zamanında yapmak, yani çok bekletmek de doğru değil. Şimdi, peki hasta doktor dolaşıyor bu aşamada. Biri ameliyat diyor, biri ameliyat değil diyor. Şimdi şurada hocam ameliyat görüntüleri de var. Ameliyatta verilirken ameliyata da gireceğiz. Yine anlatacaksınız ona. Hasta da ameliyat kriteri olarak sizin özellikle şikayet en başta söylediniz. Kilitleme, şikayet, ağrı dediniz ve kilitleme, hasta performansını düşürecek. Peki yaşlı genç ayrımı yapıyor musunuz? Yani yaşlı hastaysa bu. Yaşlı hastalarda çok daha faydalı olamıyorsun. Gençlerde çok bir spesifik faydası oluyor. Gençlerde daha az. Bu da çok önemli bir şey. Yani hasta gençken yapılırsa daha faydalı ama yaşlı olay. Yaşlı derken hocam yaş olarak yaşta 40-50 yaşından sonra 60 yaşındakine de yaşlı deyince kızıyor bazen hastalar. Ben yaşlı değilim diyor. Yani ben 30 yaşındayım. Geceleri saymayın falan ne diyor. Ne yapacağız? Mezara gidiyoruz. 70-60 yaşı yaş siz ekleme olarak ben soruyorum. 60 yaşı yani yaş 60, olarak sınır olarak kabul ediyorsunuz. Yani 50-60'lı yaşlar tabii bizim için sınır. Daha çok menisküsün kendisinden değil de dejenerasyonlara bağlı sıkıntılar artık arttığı için başka sorunlar eklendiği için onunla yapacağım menisküs artroskopi ya da menisküs ameliyatları hastaya menisküse bağlı semptomlarını çok azaltmayacaktır. Azaltacaktır çünkü ek işlemler de yapıyorsun. Anladım. Dejenerasyonlara bir şeyler yapıyorsun. Yani eklemin yaşlanmasına bir şeyler yapıyorsun. O zaman tabii ama genç yaşta elde edeceği faydadan çok fazla değil anladığım kadarıyla. Tabii. Evet, bu da çok güzeldi. Şimdi hastanın ameliyata karar verdiniz. Fakat gerçekten hastalar böyle bir doktor dolaşıyor sonuçta ameliyat lafını duyunca. Tabii, bazı doktor ol diyor, bazı doktor olma diyor. Aynen. Hastanın kafası karışıyor. Biz şimdi buradan izleyicilerimize de faydalı olması açısından. Yani hastanın hangi hastaları siz ameliyat ediyorsunuz? Kilitlenmesi olan hastaya ameliyat etmek zorunda. Onu söylemiştik. Evet. Ağrısı ve saklamaları arttığı olan hastalar ameliyat etmek gerekiyor. Artık gece hastayı uyandıran ağrılar oluyor. Uyandıran ağrılar. Daha bunun yanında hastanın yaptığı işte performansını etkileyen durumlar oluşuyor. Evet, mesela bir sporcu sonuçta bir şikayeti yok ama sporcu onun ekmek kazanıyorsa ameliyatın olması gerekiyor. Çünkü şikayeti artacaktır onun için ameliyatın olacaktır. Bu işten sonrası yok. İşte buna bağlılar biz ameliyatı. Şikayetleri olanlar ameliyat ediyorsunuz. Peki birçok faktöre bağlı. Bir de kilo problemi önemli. Mesela hastalar sonuçta siz bağları niye güçlendiriyorsunuz? Menisküse binen yük az olsun diye. Ama insan kiloluysa haliyle daha fazla bir yük binecek.
Yani tabii bunlar da siz zayıflayınca menisküs problemlerinin düzeldiği hastalar ya da şişmanlığın menisküse bir etkisi var mı acaba? Yani vardır muhakkak ama ben zayıflayanı şu ana kadar görmedim. Yani menisküsüm var diye tedavi olur diye zayıflayanı görmedim. O da ilginç hocam. Yani o zaman bu hasta ameliyata hak ediyor. Ameliyata alacağız onu. Peki ameliyatta hocam neler yapıyoruz? Şimdi ameliyat görüntüleri de mesela ameliyat bir numaralı görüntü de verirsek dizde çok yeni teknikler var anladığım kadarıyla. Her gün değişiyor. Her gün değişiyor. Şöyle söyleyeyim. Az önce söyledik işte hasta karar vermesi 2-3 sene sonra orada yanlış anlaşılmasın. O menisküs yırtıksa ve de şayet dizde kilitlemeler yapıyorsa çok beklememek gerekiyor. Çünkü nedir? Kıkırdağa zarar verecektir. Gençse hasta kıkırdağa zarar verecektir ve kıkırdağa verdiği zarar geri dönüşümsüz zararlara neden olduğu için o hastalara biz ameliyat kararı verdiysek yani büyük ihtimal yani gideceği birçok doktor da o tür hastalara da ameliyat kararı verir. Ameliyatın olsun. Yani güveneceği bir doktor da ameliyatın olsun diyorsun. Zaten yeni tekniklere göre ameliyatlar artık ne bileyim bakkaldan ekmek almak gibi bir şey oldu yani. Herkes ameliyat oluyor. Herkes bir şeyler yapıyor. Yani sağlık alanındaki ilerlemelere binaen ve ülkemizdeki gelişen sağlık alanında gelişmelere koreli olarak, aynı zamanlı olarak ameliyatlar daha kolaylaştı. Çok daha kolay. Daha yapılıyor diyoruz. Peki hocam ameliyattan biraz bahsedersek, ameliyatta anladığım kadarıyla artık ameliyatlar direkt dizi açma şeklinde değil. Eskiden öyleydi. Kapalı bir yöntemle beraber yapıyorsunuz. Diz içine siz buyurun biz, hocam. Şimdi anladın. Şöyle ameliyatları biz diz içinde kamera sistemiyle. Valk'ın lazer sistemi, lazerle ameliyat bildiği kamera sistemiyle. Çubuklarımız var. İki tane delik açıyoruz dile. Yani yaklaşık olarak şöyle söyleyeyim 0.5 santimetrelik iki tane deliğimiz var. Yani bir kurşun kalem. Kurşun kalemden daha küçüktür o delik. Daha küçüktür. Evet. İki tane delikten birinden kamerayla şey yapıyoruz, görüntüyü sağlıyoruz. Görüntülerde olduğu gibi görüntüyü sağlıyoruz. Evet. Diğer taraftan diğer delikten şu aleti sokuyoruz. İşte az önce gösterdiği aleti sokuyoruz. Kesici aletler var, muayene edici aletler var, yiyici aletler var. Bu aletlerle beraber dikeceksek dikici aletler var. Şimdi hocam orada beyaz görünen tüysü yapılar. Aradakiler şeydir, menisküstür. Evet. Menisküsü şu anda düzeltti. Yedi işte yiyici alettir oradakisi. Evet. Birçok bölümünü yedi. Bakın orada az bir şey kaldı. Onu da yiyecek ve menisküsü ön boynuzunu almış olacak ve böylece hastanın semptomları azalmış olacak. Anladım. Ortasında yırtığı var. Mesela bak altına giriyor. Evet. O ortadaki yırtığı da sonuna kadar almak gerekiyor. Tabii bu teknik detaylar bunlar. Evet. Teknik olarak en arkaya gitmemek gerekiyor. İşte hangisinin dikilmesi, hangisinin dikilmeyecek kararını vermek gerekiyor. Anladım. Peki burada onu görüyoruz zaten. Görüyoruz. O arada burada yiyorlar. Yani, peki hocam hastayı bu aşamada anestezi olarak yani tamamen uyutuyor musunuz hastayı yoksa kısmen uyuşturuyor musunuz? Nasıl oluyor? Şimdi şöyle hastanın biraz tercihine bağlı olarak bazı hastalar uyumak istiyorlar. Yani komple uyumak istiyor bazı hastalar. Bazı hastalar spinal anestezi dediğimiz belden uyuşturma istiyorlar. Belden uyuşturma. Biz genelde belden uyuşturmayı tercih ediyoruz. Neden belden uyuşturmayı tercih ediyorsunuz hocam? Yani onun çok özel bir nedeni yok ama hasta uyanık olması bir hastanın bazen ameliyatı izlemesini sağlamak. Bazı hastaları ameliyatta izletebiliyoruz. Yani şimdi hocam o meşhur değişik, hatta şimdi beyin ameliyatlarında adama gitar çaldırıyorlar biliyorsunuz. Yani siz de yarım yamalak. Yakında hocam ameliyatları da yaptırırsınız. Yani eli ulaşabilse bazıları elini atmaya çalışıyor tabii. Tabii o da olabiliyor ama aradaki şeyler bizi koruyor. Bazıları aslında ameliyata geçiyor. Şimdi bizde hocam şey gelmişken anlatayım. Gözde bazen ameliyat yapıyoruz. Bizde hep uyuşturmadan yani sadece gözü uyuşturarak yapıyoruz ameliyatı. Hasta diyor ki bazı hastalar gençliğinde böyle çok ateşli çalışmış böyle elinden iş gelen hastalar şu diyor örtüyü örtmeseniz diyor bu ameliyatı ben yapardım diyor. Yani öyle hastalar da onu yapar. O ne diyor zaten yani oraya gidip yiyorsun yani sanki bir şey mi? Oradan 3 tane çubukla beraber 2 çubukla beraber çalışıyor. 2 evet. tane delikten çalışıyor. Biri görüntüleme yöntemi, birisi diğer işlemle aparatlar. Sıvı girişleri görüyoruz hocam. Orada sıvı girişleri bir yerden şimdi şöyle sıvı girişi biz yıkama usulü çalışmak gerekiyor. Çünkü nedir? Işık kaynağı şey veriyor. Isı veriyor. Isı veriyor. O bölgeyi yakmaması için bir de kanamayı azaltıyoruz bu şekilde biz. Sıvı vermesek görüntüyü sağlayamayız. Sıvı gerginliği sağlıyor ve böylece daha
daha düzgün bir alanda çalışıyor. Bu ameliyat görüntü 4'ü verebilir miyiz hocam? 4 numaralı görüntüyü. O arada o devam ederken şimdi belden spinal anestezi dediğimiz, yani belden uyuşturma tarzını siz daha çok tercih ediyorsunuz. Bu hastanın hem uyanık olması, yapılan işlemi görmesi, hem de hastanın ameliyattan sonra daha erken uyanması, daha erken çıkması, mobilize olması, mobilize hareketli olması açısından önemli. Bu daha önemli diyorsunuz. Peki bu belden uyuşturma hastalar da bazen böyle kendi aralarında çok konuşuyorlar. İşte belden uyuşturdum, baş ağrısı falan oldu diyor hastalarda. Olabilir. Siz çok sık karşılaşıyor musunuz hocam? Çok sık karşılaşmıyoruz. Yani şimdi şöyle, bazen de karşılaşıyoruz. O uygun sıvı dengesini sağlayabiliyorsa karşılaşmıyoruz diyebiliriz. Yani postop ameliyat sonrası, öncesi biraz... ve sonrası. Öncesinde de sonrasında da. Yani sıvı alımının fazla mı olması gerekiyor? Fazla olması gerekiyor. Dışarıdan içme şeklinde mi, yoksa siz? Yok, aslında işte biz biraz destek oluyoruz. Anladım. Damar yolundan destek. Artık oluyoruz. Onun farkındalığı oluştu doktorlar arasında. Tabii, galiba. Bu yüzden sıvı alımını arttırarak bu son zamanlarda. Tabii onu da karşılaştık. O da çok, çünkü hastalar soruyor özellikle yani. Baş ağrıları falan oluyor. Yani diye. Şimdi şöyle, hastalar tabii aynı gün ameliyat olup bir gün sonra çıkmak istiyorlar. Geliyor ameliyat. Evet, ameliyat sonrasına geleceğim hocam. Şimdi hasta ameliyatımızı yaptık. Hasta ameliyathaneden çıkarıyoruz. Bu aşamada hocam ne yapıyoruz biz ameliyat hastalarına, ne öneriyorsunuz? Şimdi ameliyattan çıktıktan sonra servisi aldıktan sonra hastaya ilk gün çok fazla müdahale etmiyoruz şimdi. Yani ilk gün hastaya dokundurmuyoruz. Çok fazla müdahale Peki, etmiyoruz. Peki hasta hareket ediyor mu o ilk gün? Hareket için? Edebilir. Hasta hareket edebilir. Hasta o gün akşamı eve gidebilir. Akşam eve gidebilir. Ama çok da güvenmiyoruz. Şimdi işin doğrusu gidebilir, evet. Bir gün takip ediyoruz biz hastayı. Evet. Dizine hemen işte kuatseps egzersizlerini veriyoruz, bandajlamasını yapıyoruz, elevasyonunu veriyoruz. Şimdi hastayı. Hocam gerçekten bu nokta da çok önemli. Şimdi hastalar haliyle hemen ameliyat olduktan sonra hastanede yatmak istemiyorlar. Şimdi ben özellikle bu hastalara söylüyorum, hani bunu dize de uyarlayabiliriz. Diyorum ki mesela bu diz senin 30 yıl kahrını çekmiş, 60 yıl kahrını çekmiş. Yani bir günde sen dizinin kahrını çek. Yani bir gün hastanede yatmak aslında hastanın daha sonraki alacağı verimini çok etkileyecektir diye düşünüyorum. Siz de aynı kanaatte misiniz bilmiyorum ama hastayı bir gün hareket ettirmiyorsunuz daha çok. Edebilir fakat lavabosuna gidebilir. Tabii lavabosuna da gidebilir. Ama çok da fazla yüklemiyoruz hastaya. Evet. Ertesi gün hareketlerini veriyoruz. İkinci gün hareketlerini veriyoruz. Hareket dediğiniz az önce bahsettiğiniz hareketler. Bandajlama tekniklerini anlatıyoruz. Yarasına bakımını anlatıyoruz hastaya. Evet. Vereceğimiz ilaçları. Yara bakımı herhalde zaten küçük yerler açıldığı için herhalde çok da. Tabii iki tane dikişi var hastanın. Dikişi var. Peki o dikişler daha sonra alınıyor mu? Alınır. Yani cilt dikişleridir. Ya da kendiliğinden. Kendisi olmuyor. Biz onlara cilt dikişi atıyoruz. İşte emilmeyen attığımız için. Evet. Yara pansumanı da 2-3 günde bir pansumanı yapabiliyor. Antibiyotik falan veriyor musunuz hocam ameliyattan sonra? Yani şöyle eskiden daha önceki şey yok. Önceden verilmiyordu. Son dönemde biz biraz şey yapıyoruz. Biraz koruyucu tıba mı geçtik? Yani biraz daha korkak. Garanti olsun. Tabii garanti yani. Olsun diye geçtik. Mesela kan sulandırıcı da vermezdik. Önceden kan sulandırıcı da vermezdik ama şimdi kan sulandırıcıya da başladık. Kan sulandırıcıyı neden veriyorsunuz hocam? Yani işte emboli atmasın, kurt oluşsun, trombozun. Emboli olmasın diye. Biraz daha koruyucu amaçlı veriyorsunuz. Yani düşük, çok gerekli değil fakat düşük binde bir ihtimali bile önüne alarak da bunu veriyorsunuz. Tabii. Kanıt değeri düşük ama veriyoruz yani, yapacağımız çok tabii. Anladım hocam. Peki hocam hasta ameliyat, ertesi gün ameliyatı bitti, evine gönderiyorsunuz, şeyleri anlattınız, neler yapacağını. Peki hocam nelerden korunmalı bu hastalar? Menüsküs oldum, kurtuldum, artık bağ bahçeye gidebilir mi hastalar? Şimdi şöyle, tabii yaptığımız ameliyata biraz daha bağlı. Yaptığımız ameliyat menüsküsü almaksa kısmen daha çok yarar görüyor. Yani erken dönemde daha çok yarar görüyor ama geç dönemde işte kireçlenme işi artıyor. Kireçlenme artıyor dediğiniz hocam, yani ameliyat olanlarda kireçlenme riski diye bir risk mi var? Zaten menüsküs yırtıldığı zaman risk artık oluyor. Yani menüsküs ister ameliyat olsun ister olmasın, menüsküs yırtığı olan herkeste kireçlenme problemi var. Çünkü oradaki aradaki yastık vazifesi görülmediği için dirsekler birbirine, eklemler birbirine sürtüyor ve
bu her halükarda dejenerasyon dediğimiz bizim eklem içi bozulmalar meydana oluşuyor. Geliyor. Aynen öyle. Yani ameliyat olsun ya da olmasın. Çünkü böyle bir de bir görüş var. Hani ameliyat olursan işte eklemlerinde daha sonra hasar oluşur. Zaten olmasa da oluşacak. Zaten oluşacak. Yani. Zaten oluşacak. Sizin onun ameliyata bir farklı bir şey yok. Farklı bir şey olsun. Hastayı ertesi gün, ikinci gün normal işlerine, gündelik işlerine devam edebilir mi? Ertesi gün, ikinci gün yapamaz. Biraz rapor veriyoruz, istirahat yaptırıyoruz ona, yani hareketlerini yapsın. İşte, ne kadar sürüyor? Yani 15-20 kişiye göre gene değişiyor. Bazı kişiler 45 gün istiyor, 45 günde başlıyor. Bazı kişiler bakıyorsun 15-20 günde tam gücüne ulaşıyor. Toparlıyor. Yani, toparlıyor. Yani o biraz değişiyor kişiye göre. Gençlerde daha erken oluyor. Yani biz ortalama olarak bir süre belirtirsek. 2-3 haftada çok ağır spor, çok ağır olmamak üzere şeyini yapalım. Peki yani tamamen normal olabilir mi hasta? Hani böyle de bir beklenti var. Yani normal işlerine devam edebilir mi? Tabii. Evet. Normal işin biraz menüsküsle hani hiç anlattık. Fakat menüsküsle karışan hastalıklar da var. Bundan çok bahsetmedik. Mesela hasta menüsküs şikayetleriyle gelip ama menüsküs olmayan neler olabilir özellikle? Mesela ne olur? Bağ yaralanmaları olabilir. Bağ yaralanmaları. Bağ yaralanmaları. Çapraz bağ yaralanmaları. Çapraz yan bağ yaralanmaları. Bu olabilir. Yani yine diz eklemini bir tutan bağlar. Tabii bunların hepsinin fonksiyonu mesela menüsküsün fonksiyonlarına katkı sağlayan işte ön çapraz bağ, arka çapraz bağ, yan bağlar. Anladım. Ya da onların katkı sağlayan menüsküs. Hepsi komplike düşünmek lazım. Dizi komplike düşünmek lazım. Tabii onlar birbirlerine karışabiliyor. Şimdi peki o bağ yaralanmalarında da menüsküs ameliyatı değil, farklı bir ameliyat uyguluyorsunuz. Tabii. Yani bunda da yine ilaç tedavisi, diz bağ uygulaması, bandaj uygulaması, soğuk uygulama gibi yöntemler yine aynı şekilde yapılabiliyor ama ona rağmen düzenli olmazsa ameliyat oluyor. Peki onun bağ yaralanma ameliyatları daha farklı mıdır? Tabii. Onlar farklıdırlar. Birbirlerinden farklı. Daha doğrusu çok farklı ameliyatlardır. He. Bağ ameliyatları işte daha çok ön çapraz ve arka çapraz bağ ameliyatları çok oluyor. Ön çapraz bak çok oluyor. Daha az olarak arka çapraz bağ oluyor. Ne oluyor? Bağ yaralanması olan hastalarda da menisküs yırtıklar da oluyor aslında. Hmm. Yani her ikisini beraber yapmak gerekiyor. Buradan menisküsü dikiş atıp işte bağ yapmak gerekiyor. Bağda şayet yırtıksa her iki mesela ön çapraz bağın iki tane demeti var. Her ikisi de yırtıksa belli bir süre bekliyorsun. MR'ını çekiyorsun. MR'da görüyorsun şeyini. Bağın durumunu yırtık diyorsun. Başka bir yerden bağ nakli yapmak lazım. Bağ nakli yapmak ya lazım. Ya bu kimden yapılıyor bu? Yani... Başka çok şöyle yapıyoruz. Onu da dizin arkasındaki bağları alabiliyoruz. Ya onlar neden işe yaramıyor mu hocam o nasıl? Bağlar? Niye onlar... Kendisi yoktu. Kendisi şey yapma yenileme özelliği yok o bağın. Yani bazı şeyler denenmiş işte oraya dediğiniz enjeksiyonlar yapalım işte onlar sağlamlaşsın ya da dikelim onları. Kendi arka tarafındaki bağdan kısmen bir bağ bağlıyorsun. Dizin arkasında kısmen bağlıyorsun. Kısmen bağlayıp oraya transfer ediyorsunuz. İşte evet. Kendi teknikleri var. Onu da kapalı yapıyoruz. Onu da kapalı yapıyoruz. Bunu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde uyguluyorsunuz. Kolaylıkla yapıyoruz. Yani Hani özellikle seyircilerimizin yine bilgilenmesi açısından bu yapılan ameliyatlar dünyada aynı mıdır? Yani aynıdır. Bugün tıpta özellikle bizim lider kabul ettiğimiz Amerika'da uygulanan tedaviyle Rize'de uygulanan tedavi aynı mıdır? Aynıdır. Bunun hiçbir farkı yoktur. Çünkü biz de oralardan alıyoruz. Biz de oralara gidip görüp de şey yapıyoruz. Evet. Bu işleri yapıyoruz. Anladım. Yani oradaki aynı teknik, aynı malzeme. Hatta belki biz daha fazla yapıyoruz, daha iyi yapıyoruz. Çünkü onu bizim hastalarımız... Daha fazla doktorlarımız daha tecrübeli. Onu benim bir yakınım işte yurt dışından geldi, o söyledi bana. Aynı dedi, siz burada dedi çok yaptığınız için daha tecrübelisiniz dedi. Evet. Hakikaten öyle. Ve yani. Biz bunu yurt dışından gelen hastalardan özellikle duyuyoruz yani. Çünkü orada daha nüfus az, bizde nüfus daha fazla. Bizde yaralanan çok. Yaralanma daha fazla. Aynı dediğiniz gibi. Bir de gerçekten hani doktorlarımızın kendini geliştirme, öğrenme hırsları ya da faydalı insanlığa faydalı olma güdüleri daha fazla gibi geliyor bana. Tabii, yurt dışında ben yakından takip ettiğim için bunu da özellikle rahatça söyleyebilirim. Gerçekten bizim Türk doktorları, özellikle ben yani bizim hastanemiz için de söylüyorum. Gerçekten
fedakarane çalışılıyor. Özverili bir şekilde çalışma var. Bunda da hocam sizin de biz ameliyatlarınızı biliyoruz. Gerçekten başarılı ameliyatlarınız var. Yenilikçi ameliyatlar yapıyorsunuz. Özellikle tabii bölgede travmaya da siz bakıyorsunuz ciddi aynen şekilde. Ama menisküs önemli bir... Yani şöyle, spor cerrahisi bizim hastanemizde güzel bir şekilde yapılabilir. Uygulayın. Bütün arkadaşlarımız hep beraber yapıyoruz bu işleri. Yani ben şunu söylerim, yani hastalar tabii bilmiyorum nasıl değerlendirirler ama yani İstanbul'lara, şuraları, buraları bu ameliyatlar için gitmenin çok bir anlamı yok. Kendine külfetten başka bir şey değil. Yani bunlar çok rahatlıkla yapılan çok ameliyatlar. Çok rahatlıkla yapılan ameliyatlar. Yani bu tür işte spor cerrahisinde ki diz ameliyatları bizim hastanemizde çok rahatlıkla yapılan. Evet. Biz zaten onların yerine gidiyoruz zaten. Gidiyoruz, evet. Hasta ameliyatın oldu. 1-2 hafta geçti. Mesela daha sonra hastayı kontrole çağırıyor musunuz? Çağırıyoruz. Ya da şunlara çağırıyoruz, dikkat etmelisiniz diye özellikle. 3 hafta özellikle egzersizlerine çok dikkat etmesi gerekiyor. Engebeli yerlerde İlk bir ay top oynama, yani spor yapma. İlk bir ay biraz daha hafif. Dikkat, hafif sporlar yapması hafif gerekiyor. Spor. Onun muayenesini yapıyoruz. İşte o şişlikler, dizdeki o gerginlikler hepsinin azalması lazım. Muayenesini yapıyoruz. Muayenesinde şey, çok bir semptom olmazsa hastaya artık serbest hayatını yapabilmesine karar veriyoruz. Efendim, şimdi... Bayağı sorularımız gelmiş hocam. Bu arada vaktimiz de çok kısıtlı. Ben şu arada hemen hızlıca size soruları soralım. Hocam diyor, sayın hocam, ben Trabzon'dan arıyorum. 1 yıl oldu ameliyat olalı ama ağrılarım kesilmiyor diyor. Bu arada biz az önce konuştuk, 100 kiloyum diyor. Ne yapabilirim, ne yapmalıyım diyor. Bu hastamıza ne söyleyebiliriz hocam? Kilo vermesini önermeyeceğiz tabii. Yani kilosunu, yemeğini yesin. Yani şöyle, MR'ını görmek lazım bu hastanın. Çünkü ameliyat olmuş. Düzelmeyen bir şeyler var. Acaba neler var? Tabii, neler başka var? Bizi... Bunu da söylemiştik hocam. Yani karışabilir değil mi? Başka şeyler de karışabilir. Belki yeni şeyler eklemiş olabilir hasta. Çünkü 100 kilo. Ama şeyden çıkmıştır. Hastaneden çıkmıştır. Evine gitmiştir. O kilo gene o dize ağırlığı vermiştir. Bir MR'ını gördükten sonra bence tanı konulur. Tekrar ameliyat da olabilir. Tanının üzerine tekrar ameliyat. Çünkü öyle revizyon ameliyatları, ikinci ameliyatlar yaptığımız hastalar oluyor. Anladım. Yani bu... Bence bu doktor, noktada doktor. Yani peki bir şey de soracağım hocam. Şimdi menisküsü hem hastamız, diğer bir hastanın sorusuna binaen soruyorum onu da. Diyor ki hocam, ben menisküs ameliyatı oldum. Tekrardan ameliyat olabilir miyim? Yine menisküs şikayetim var. Olabilir. Tekrardan şimdi biz biraz şey davrandık. Şimdi aslında bilmiyorum, yanlış doğru bilmiyorum ama biz özellikle menisküsü alma konusunda biraz cimri davranıyoruz. Yani çok az almaya çalışıyoruz. Yani az almaya çalışınca menisküs ufak bir şey bulunca, yük binince üzerine, ufak bir yırtıklar bırakınca, yük binince üzerine orası biraz açılabiliyor ve tekrardan ağrılar oluşabiliyor. Anladım. Bunun dengesini çok iyi kurmak lazım. Hı. Dengesini tabii bazen kuramadığımız da olabiliyor belki. Hı. O da böyle. Ama o da hastayı düşünmekten kaynaklanıyor. Muhakkak bence öyle. Muhakkak rezervuar öyle. Bir tabii. Doku bırakmak istiyorsunuz. Aynen öyle. Aynen öyle. Çünkü o onun sonuçta bu bir yaratılıştan gelen bir doku. Allah bunu bir boşuna tabii çok yaratmadı. Mükemmel bir doku yaratmış. Mükemmel bir doku. Siz bunu belki altın değerinde bir doku. Aynen öyle. Değerli bir doku. Onu siz lüzumu oldukça alıyorsunuz. Tabii hasta o an rahatlıyor. Daha sonra başka bir yerden bir yırtık gelişiyor. Ama hasta bunu şöyle algılayabilir o zaman. Yani benim ameliyatım başarısız mı oldu acaba? Ama aslında öyle değil. Yani siz o zaman gerektiği kadar aldınız ama başka bir yerden bu problemi çıktı. Hani defalarca olabilir. Hani büyük ihtimal defalarca değil, birkaç defa olabilir. Birkaç defa olur. Yani Ahmet Uğur Duran hocamızın söylediği gibi, yani biri gitse bile diğeri hocam Çanakkale'deki askerler gibi tutar mı? Tabii. Aynen öyle. Ne kazanır bile. Şimdi hocam gerçekten güzel bir konuyu konuştuk. Menisküs sık görülen şikayetlerden biri. Özellikle sanırım bölgemizde de çok fazla görülüyor.
Bunda siz en çok neyi belirli yaşam tarzına bağlıyorum. Bölge yaşam tarzı, işte o söylediğiniz kilo, düzensiz şey, diyete çok önem vermememiz, bir de çay işçilerimiz, işte bizim bölgemizde fındık, çay. Bir de çay. Hocam mesela evet, menisküs hastaları mesela biz çevremizden de görüyoruz. Yani doktorlar diyorlar işte merdiven çıkmayacaksın diyor. Devamlı asansörle inip çıkıyorlar. Ya da işte özellikle namaz kılarken bu soru çok soruluyor. Hani oturarak mı kılayım, yoksa ayakta mı kılayım, yoksa normal namazımı mı kılayım? Belli bir süre oturarak kıldıktan sonra normal namazına geçebilir. Ha. Belli yani bir süre hastanın kişiye değişmekle beraber. Aynen, kişiye değişmekle beraber. Bir süre dizindeki ortalama... dizindeki semptomlar azaldı, ameliyat yaptık. Dizindeki işte semptomlar azaldı, muayenemizde takılmayımız yok. Bütün harekete, aktif hareketimiz var artık dedikten sonra hasta istediğini yapabilir. Anladım. Peki menisküs ameliyatı olmadı hasta ama menisküs şikayetleri var. Bu hastaya namaz kılarken oturarak kılması. Normal kılması şeydir, risklidir. Risklidir. Yani bunu hastalarımız gönül rahatlığıyla, hani vicdanen bir rahatsızlık hissetmeden tabii. bunu yapabilir. Ama tabii böyle durumda hani tedaviden kaçmaktan ziyade öncelikli olarak tedavisi olması, ama tedavi olamayacaksa şimdi da... Şimdi şöyle, ameliyat olmadan da işte bazen menisküs, işte fibrozit, işte dokularla iyileşiyorlar. Ameliyat olmadan da fizik tedavisini aldıktan sonra gene muayenesinde semptom yoksa normal namazını kılar, yani orada problem yok, ama hiçbir şey almadıysa risk, yani orada yırtık varsa risk artık artmaya başlıyor. Yırtık varsa risk artıyor dediniz, evet. Kilo önemli bir problemdi hastamızın. Peki zayıflamayı siz öneriyorsunuz? Öneriyoruz işte yani. Zayıflayan görmedim diyorsunuz bu aşamada. Peki bu mide ameliyatları var, mide küçültme falan. Hani bu hastalar için bunlar gerekli midir sence? Bence değil. Bunlar için gerekli bence değil. Bence değil. Yani çünkü artık bu çok moda olduğu için söylüyorum. Bazıları için sekonder şikayetler, ona bağlayaraktan acaba bu... Yok, olsa yok, falan yok. Öyle onu çok çok önemli. Yani diz menisküs yırtığı olan herkes eninde sonunda bir şekilde hayatının bir döneminde ameliyatla yüz yüze gelecektir. Gelebilir diyelim. Gelecek demeyelim de gelebilir. Gelebilir diyorsunuz. Yine semptomatik tedavileri öneriyorsunuz. Gerçekten benim anladığım kadarıyla menisküs sık görülen ama tedavisi emin kişilerde, uzman ellerde ve hastanemizde çok kolayca yapılan bir tedavi olarak. Ben anladım. Aynen. Peki hocam, sonuçta siz bu cerrahileri yapıyorsunuz. Gerçekten cerrahi zor ameliyatlar bunlar. Stresli işler sonuçta. Bak. Biz hastalara özellikle stresten uzak dur diyoruz. Peki hocam, siz stresten nasıl uzak duruyorsunuz? Biraz ben stresten özel uzak nasıl duruyorum? Aslında son dakikalarında. Aslında stresten nasıl uzak duruyoruz? Biz Kemal'cim, sen de aynı şekilde stresten uzak duruyoruz. Ne yapıyoruz? Geziyoruz bol bol. Geziyoruz bol bol. Nisan ayı gelince dağlara çıkıyoruz. Bir daha Kasım Aralık'ta Karadeniz olarak bunu yapıyoruz. İşte bunun dışında ne yapabiliyoruz? İşte arkadaşlarımızla birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi hocam, bir de diyorlar ki biz programa çıkmadan önce siz ortopedi doktorusunuz. Ben de göz doktoruyum. Diyorlar gözle ortopedinin ne alakası var? Ben de bu bağlamda bizim yaşadığım bir olayı anlatayım. İşte programımızın da biraz vakti sonlarına geliyoruz. Hem hastalarımızın da biraz neşelenmesi açısından bizi takip edenlerin. Hastamızın biri geldi. Göz problemi olan, görme problemi olan hasta. Hastamızın gözüne baktık, ameliyat önerdik. Fakat hasta bir anda poliklinikte, göz poliklinikte soyulmaya başladı. Biliyorsunuz bizim polikliniklerde hasta soyulmaz. Biz gözüne bakarız. Hemen ne oluyor falan, dur amca ne yapıyorsun demeye kalmadan hasta soyundu. Bize dizini göstermeye çalışıyor. Amca dedik ne oldu falan. Dedi ben dedi dizimde ağrı var. Dedi ki amca şimdi biz göz doktoruyuz. Biz bu dizindeki ağrının gözle bir alakası yok dedik. Amca dedi ki, Rizeli amca, ya dedi nasıl olur dedi. Ben dedi görmediğim için bu dizimi çarptım. Tabii ki dedi sizinle alakası var. Yani siz bunu tedavi edeceksiniz dedi. İşte ben de hani bu bağlamda gözle ortopedinin gerçekten böyle bir bağlantısı var. Hocam, bu programımızın son dakikalarına gelirken bir sağlıklı yaşam programında daha sizlerle beraber olduk. Gerçekten çok sık görülen, halkımızın yakından bildiği, özellikle spor camiasında görülen bir rahatsızlık. Menisküsü. Yine halkımız dağda, tarlada, bağda, bahçede çalışıyor.
onlarda sık görülen bir rahatsızlık, menisküs problemini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyemiz, Yardımcı Doçent Doktor Yılmaz Güvercin Hocam'la beraber eline boyuna tartıştık. Gerçekten bize çok faydalı bilgiler verdi. Hocam size burada hem seyircilerimizin adına hem kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını çok diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, Peygamber Efendimizin bir hadisinde insan iki şeyin değerini bilmez diyor. Biri sağlık, diğeri de boş vakit. Biz bir şeyin değerini bilmek için onun asıl mahiyetini bilmek gerekir. Yani ne anlama geldiğini bilmek gerekir. Sağlığın değerini bilmek için de sağlığın ne demek olduğunu, yani hastalığın ne demek olduğunu bilmek gerekir. İşte biz bugün bunlardan size bahsetmeye çalıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Her hafta çarşamba bu saatlerde burada sizinle beraber olacağız. Herkese, ülkemize, yurt dışında olan insanlarımıza ve tüm Müslüman alemine iyi bir akşam diliyoruz. Hoşça kalın.